Bir gün şöyle bir misal söyleyeyim sizlere. İşte tekkeye, dervişe, müride karşı çıkan, işte oradaki mürşidi kamili eleştiren birisi varmış. Demiş ya, talebe, o müritlerden birisi demiş, gel seni tekkeye götürüm. Bu dediklerini de bizim üstada anlat. Eğer sana bir doğru bir şey söylemezse ben dediğine kabul ederim demiş. 5-6 kişi de almış yanına gitmişler tekkeye. İşte müritleri eleştiriyor. Mürşidi Kamil'i eleştiriyor. Orada müritler bir sofra kurmuş müritlere. Müritlerin eline de uzunca bir kaşık. Demiş kaşığın ucundan tutacaksınız, ona göre yemeğinizi yiyin bakalım. Önce tabii o gelen misafirlere demiş, müritlerden önce. Gelen misafirlere demiş kaşıkları ta uçlardan tutacaksınız demiş. Tutmuş kaşıkları uçlarından, yemeleri mümkün değil, herkes üstüne başına çorbayı dökmüş. Çağırmış müritleri, müritler kaşıkları alınca karşıdakine, o karşıdakine, o karşıdakine. Birbirlerine öyle bir güzel yemek yedirmişler ki o bakanlar demiş ya şaşıp kalmışlar. Akıllarına bile gelmemiş. Evladım demiş. Mürşid-i Kamil, nefis doymaz. Nefis hep kendine ister. İşte bak bunlar burada nefis terbiyesiyle kendilerinden ziyade karşı taraftakilerinin hakkını gözettiler demiş. Ya. Görüyor musunuz muhteremler? Şu nefis terbiyesini bir başarsak, nefsimizin esaretinden bir kurtulsak,